meslektaşlarımızı tanışıklıklarını arttırmak, iş hacmini arttırmak ve samimiyetlerini arttırmak için her yıl böyle bir kahvaltı organizasyonu düzenliyoruz. Bu yıl Çalış'ta güzel bir restoranda arkadaşlar icabet ettiler. Güzel bir katılım var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. Geçen hafta güzel bir genel kurul yaptık. Son derece seviyeli ve demokratik bir ortamda geçen genel kurulda yoğurmuştuk meslektaşlarımızı genel kurula davet, çalışmalar. Netice itibariyle bu hafta dinlenme, tanışma kahvaltısı. Başkanım, özellikle dün bir genelge onaylandı. Villa kiralama konusunda artık herkes istediği gibi villa yapıp kiralayamayacak. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu villa kiralamayla ilgili yeni bir yönetmelik çıktı biliyorsunuz. Resmi gazetede yayınlandı. Herkes konut olan evleri kiraya veremeyecek. Onun standartları değişti, zorlaştı. Bakanlıktan yetki belgesi alınması gerekiyor, işletme belgesi alınması gerekiyor. Hisseli olan tapularda izinler gerekiyor. Yani ciddi bir şekilde nasıl bir turizm tesisi yangın yönetmeliğinden işletme yönetmeliğine kadar birçok kriteri yerine getirmesi gerekiyorsa bu kiraya veren işletmeler de yerine getirecek. Bir ev olarak değil, bir ticari işletme, bir pansiyon gibi düşünülecek. Kimlik bildirim zorunluluğu zaten vardı. Tekrar sıkılabildi. Dolayısıyla günübirlik kiraya verilen konutların uzun süreli kiraya verilmesi yönünde bir teşvik veya zorlama olarak düşünebiliriz. Bu kiraların çok ciddi şekilde artmasının sebeplerinden bir tanesi de buydu. Kısa süreli kiraya vermek sebebiyle uzun süreli kiraya mal sahipleri, ev sahipleri evlerini vermekten imtina ediyordu. Dolayısıyla uzun süreli kiraya biraz daha fazla alternatif çıkacak. Bir de son olarak başkanım, emlak sektörü 2022'ye göre bu yıl nasıl geçti? Geçen yılla oranla. 2023 yılı 2022'ye oranla biraz daha satışların düşük olduğunu gözledik. Bunun da faiz oranlarının yüksek olmasının etkisini gördük. Bir de fiyatların çok arttığını hep beraber gördük. Evet. Bu artmış fiyatlara müşteri bulmakta zorlandı mal sahipleri, emlakçılar. Dolayısıyla bu saatten sonra, bugünden sonra ya da geçtiğimiz 4 aydan beri fiyatların yatay seyrettiğini gözlemliyoruz. Fiyat artışlarında durulma oldu. Bu şekilde olacağını düşünüyoruz kış itibariyle, 2024'ün kış itibariyle.